100 yaşında hayata veda eden hocaların hocası Profesör Doktor Halil İnalcık son yolculuğuna uğurlandı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İnalcık için ilk tören dün Ankara ve Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenmişti. Törenlerde sevenlerinden helallikler alındı, dualar okundu. Sabah saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a getirilen Halil İnalcık'ın naaşı cenaze namazı için Fatih Camisi'ne getirildi. Bu sırada cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Cenazenin olduğu avluya girmek isteyen herkes teker teker arandı. Duayen tarihçi son yolculuğunda devlet erkanı ve sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye başta İnalcık ailesi olmak üzere eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek'le birlikte çok sayıda akademisyen ve sevenleri katıldı. Bütün milletimizin aslında başı sağ olsun, çünkü o bir aileye değil bütün bir millete ait büyük bir düşünürdü. Tekrar kendisine rahmet diliyorum, yakınlarında başsağlığı ve taziyelerimi sunuyorum. Cumhuriyete, Osmanlı tarihine çok büyük hizmetleri olduğuna, 100 yıllık ömre çok büyük hizmetler sığdırdığına inanıyorum. Mekanı cennet olsun. Bana çok güzel şeyler öğretti. Onun için iyi bir babaydı, çok iyi bir babaydı. Törene katılanlar İnalcık'ın kızı Gülhan İnalcık'a taziyelerini iletti. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İnalcık'ın cenazesi Fatih Camii haziresinde toprağa verildi.